Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşülmekte olan 1/9-12 esas sayılı ve 518 sıra sayılı kanun tasarısının geneli üzerine Milliyetçi Hareket Partisi'nin görüşlerini dile getirmek için söz aldım. Yüce heyeti saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz tasarı bir torba tasarısı. Milliyetçi Hareket Partisi tarafından daha önce torba kanun düzenlemeleri konusunda ifade edilmiş olan usul yönünden eleştirilerimiz geçerliliğini halen koruyor. Son yıllarda sıklıkla getirilen torba yasaların yasama faaliyetlerini düzensiz ve eksik bir yapıda yürütülmesine neden olduğu yönündeki değerlendirmelerimiz bu kanun tasarısı içinde maalesef geçerlidir. Diğer taraftan 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı hakkında kanun uyarınca belirlenen hususlara uyulmadığı ve yasal zorunluluk olmasına rağmen kanun tasarısının ayrıntılı bir etki analizi bulunmadığını söylemek yanlış olmayacaktır. Kanun tasarısı 27 madde olarak komisyona gelmiş, 8 madde ilave edilerek 35 madde olarak kabul edilmiştir. Ayrıca tasarının 10 maddesi iktidar partisinin önergeleriyle değişikliğe uğramış, 4 maddesi ise redaksiyon ile kabul edilmiştir. Bu bir anlamda komisyonun iyi çalışması olarak yorumlanabilir, diğer taraftan da hükümetin eksiğinin giderilmesi olarak ifade edilebilir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, mevcut sistem tüm gelişmelere rağmen sürekli değişen ve gelişen ticari hayatın ihtiyaçlarına cevap verememektedir. Yasanın öncülüğü gereği kabul edilen yeni düzenlemelerle yeni kurallar oluşturulmak zorunda kalınmaktadır. Bazen yasaların öngörmediği gelişmeler ve düzenler yaşamın ve ekonomik zorlukların etkisi sonucunda yürümeye ve işlemeye başlamaktadır. Bu durum yasaların arkadan yetişerek toplumun uygulanmakta olduğu olgulara biçim vermesi anlamına gelmektedir. Ticaret hukuku ve yatırım hukuku da bu anlamda yasaların arkadan yetişerek toplumun uygulamakta olduğu olgulara biçim verdiği yasalara örnek teşkil etmektedir. Esasen tasarıyla asıl hedeflenen hususun ticari hayatın önündeki engellerin aşılması ve sistemin hızlandırılması olmakla birlikte noter onayı, tapu sicili gibi kamu düzeniyle ilgili alanlarda radikal yenilikler getiren düzenlemelerin oldukça dikkatli bir şekilde kaleme alınması, bir yanlış anlamaya meydan verecek bir ortam bırakılmaması gerektiğini düşünmekteyiz. Diğer taraftan hatırlanacağı üzere Türk Ticaret Kanunu 2012 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu kanun henüz yürürlüğe girmeden önce yürürlüğe girişi ertelenmiş 50'nin üzerinde maddesinde değişiklik yapılmıştır. Bu tasarıyla da yine bazı radikal değişiklikler öngörülüyor diyebiliriz. Yasalarda yapılan değişiklikler bireylerin geleceğe ilişkin projeksiyonlarını tamamen değiştirir nitelikte olmamalıdır. Bir başka ifadeyle kanun koyucu hukuki öngörülebilirlik ilkesinin işlerliğini sağlamakla da mükelleftir. Yatırım ortamının iyileştirilmesi için pek çok alanda özellikle yatırım ortamının önemli bileşenlerinde başta hukuk sistemi, yatırım teşvik sistemi, dahilde işleme sistemi, dış ticaret rejimi, vergi sisteminde ve benzeri alanlarda yapısal tedbirlerin devreye sokulması ihtiyacı da bulunmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak her fırsatta bu hususu yineliyor ve hükümete bu konuda destek verileceğini ifade ediyoruz. Burada da bu kanuna, tasarıya destek verdiğimizi beyan ediyoruz. Nitekim 2015-16 yılında özel kesim sabit sermaye yatırımlarının negatif seyrettiğini görüyoruz.
2017 yılının ikinci çeyreğinden itibaren artış görülmektedir. Ancak yatırımlardaki artma değerli üretken sektörlerden ziyade inşaat, altyapı, enerji gibi sektörlerde yoğunlaştığı, iç talebe dönük olduğu ve kamu yatırımlarının ve tüketiminin itici gücünü kullanarak artırılabildiği görülmektedir. Ülkemizin katma değer ve teknoloji üretimine dayalı ve ihracata, üretime odaklı iç ve dış kamu ve veya özel sektör yatırımlarının artırılması ihtiyacı bulunmaktadır. Ülkemizde doğrudan yabancı yatırımlar, sınırlı sayıdaki sektörler, sınırlamalar hariç olmak üzere yerli yatırımcılarla eşit haklar ve yükümlülükler çerçevesinde faaliyet göstermektedir. Esasen yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik bu kurul, koordinasyon kurulu 57. hükümet döneminde 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edilen Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi reform programı çerçevesinde oluşturulmuştur. 2016 yılında Bakanlar Kurulu'nun prensip kararıyla söz konusu bu kurulun yapısı değiştirilmiş, hali hazırda yatırımlarla ilgili görev ve sorumluluğu bulunan bakanlıklar ile TOP, TİM, TÜSİAD, YASET, MÜSİAD ve DEİK başkanlarından oluşan yatırım ortamının iyileştirilme koordinasyon kurulu şeklini almıştır. Esasen müsteşarlık yaptığımız dönemde 2001 yılında bizim müsteşarlığımıza verilen, görevlendirilen bir husustu. O tarihten bu tarihe yapılan çalışmaların neleri gösterdiğini, nelere yardımcı olduğunu da incelemek lazım. Bu kurulun görevleri, Türkiye'deki yatırımlarla ilgili düzenlemeleri rasyonel hale getirmek, yatırım ortamını, rekabet gücünü artıracak gerekli düzenlemeleri tespit etmek, politika ve önerileri geliştirmek, işletme dönemi de dahil olmak üzere yatırımın her safhasında ulusal ve uluslararası yatırımcıların karşılaştığı idari engellere çözüm üretmek olarak belirlenmiştir. Tasarının gerekçesinde 2017-2018 döneminde önceki dönemlerden farklı olarak uluslararası kuruluşların çalışmalarının detaylı bir şekilde incelendiğini ve ilgili bakanlıkların ve sivil toplum örgütlerinin katkısıyla bir eylem planı oluşturulduğu ifade edilmektedir. Ancak YÖİK tarafından 2017-2018 yılları için hazırlanmış bir eylem planı şu ana kadar maalesef açıklanmamıştır. 18 Ocak 2018 tarihinde yapılan YÖİK'in son toplantısında ekonominin iyileştirilmesi konusunda ciddi hazırlıkların yapıldığına dair basında beyanatlar yer almıştır. Ancak görüştüğümüz 1 Taksim 912 sayılı tasarının bu niteliklere haiz olduğunu söylemek de çok gerçekçi olmayacaktır. Gerekçe de tasarının amaçları şirket kuruluşu, işlemleri ve maliyetlerin azaltılması, belediyeler tarafından sağlanan yapı üzüm süreçlerinin iyileştirilmesi, dış ticaret işlemlerine ilişkin çeşitli maliyetlerin düşürülmesi, tapu kaydı işlemlerinin hızlandırılması, telekomünikasyon altyapı izin süreçlerinin kolaylaştırılması, KOBİ finansmana erişiminin kolaylaştırılması olarak ifade edilmektedir. Ancak getirilen tasarı maddeleriyle gerekçede beyan edilen amaçlar tenakkuz halinde bulunmakta, uygulamada sıkıntı doğuracak bazı hususlarda yer almaktadır. Yine de yatırımların önünü açmak, mevcut düzende bazı küçük iyileştirmeler içeren söz konusu tasarıya komisyon çalışmalarında da destek verilmiş, eksikliklerin giderilerek işlevsel ve hakkaniyetli bir yapıya kavuşturulması çerçevesinde katkı verilmiştir. Bu tasarı yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda
değişiklik yapılmasına dair tasarının, idarenin ve yatırımcının bazı gündelik işlemlerini kolaylaştırıcı düzenlemeler içermekle birlikte, ülkemizdeki yatırım ortamının iyileştirilmesi için köklü ve gerekli yapısal düzenlemeleri içermemesi ve usul yönünden yukarıda açıklanan hususlarda gerekli düzeltmelerin yapılması gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Şimdi Sayın Bakan, siz gerek burada gerekse komisyondaki sunumunuzda, konuşmalarda iş yapma ile ilgili uluslararası kuruluşların yatırım yapma kolaylığı açısından ülkemizi ön sıralarda endeks içinde yerleştirme olduğu kanaatini ediniyoruz. Burada önemli olan hususlara değinmek lazım. Birincisi, siz bazen uluslararası kuruluşların ülkemizle ilgili değerlendirmelerine haklı veya haksız o kuruluşların görüşleri karşı çıkıyorsunuz, doğaldır. Bunu önemsemeniz bizim açımızdan çok önemli, takdir de ediyoruz. Ancak buradaki değerlendirme biçiminiz diğerlerinden çok farklı. Bir diğer husus, bu konuda endeks olayı gerekli ama endekste önde yer alma olayı gerekli ama yeterli koşul değil Sayın Bakan. Farz edelim ki yabancı yatırımcı Türkiye'ye geldi. Havaalanına indiğinde diyelim ki kanunu çıkardık, farz edelim ki. Adam ben şirket kurdum dedi, her şey oldu bitti. Farz edelim ki böyle. Koşulsuz şartsız cebine de para koydunuz, ilave yatırım yapın dediniz. Ama bu Türkiye'de iş yapma kolaylığını sağladığınız anlamına gelir mi? Bu tartışılabilir. Nasıl bunu? Yatırım ortamını iyileştirmelisiniz. Bunlar bir takım hususlar ama esas şartlar değil. Yatırımcıyı cezbedemezsiniz. Çünkü bu olay mekanik bir olay değil. Ülkenin ekonomik potansiyeli, yatırımcıya verilen teşvik ve güvenceler çok daha önemli rol oynuyor. Eğer siz yatırım teşvik sistemiyle dahilde işleme rejimini düzeltin, emin olun Sayın Bakan, işin yarısını çözmüş olursunuz. Benim burada ifade etmek istediğim bir şey var. Hafta sonu ben bütün ilçe başkanlarımıza söylediğim bir şey vardı. Bu ekonomik teşviklerin miktarını soruyorlardı. 2017 yılında 10.5 milyar bir teşvik hususu var. 2018 yılı bütçesine konulan da 8.3 milyar lira. Ancak biraz önce komisyonda görüşmesinden ayrıldığım tasarı, oradaki tasarının maliyeti 17 ile 20 arasında ne yapılıyor? Konuşuluyor. Eğer siz bütçeye 8 milyar koyup 17-20 milyarlık yeni bir tasarı getirirseniz olmaz. Neticede orada konuşulan tasarıyla sizin getirdiğiniz tasarı birleştirilebilirdi. Arkasından 40 maddelik bir tasarı daha geliyor. Arkasından bu hususlara ilişkin Adalet Komisyonu'na giden 63 maddelik bir tasarı daha var. Bütün bunların tamamlanması önemli olabilir, sizce önemli olabilir. Her şeyin önünü açacak olabilirsiniz ama bunu gerçekten ne yapmak lazım? Önceden iyi düşünmek lazım. Burada kastettiğim şey şu. İleriye yönelik olarak adımlarınızı planlı bir şekilde atmazsanız bundan başarı elde etmemiz mümkün değil. Burada desteklemekteki amacımız bu işlerin olması, memlekete yatırım gelmesi. Bakın ben size biraz önce söyledim Sayın Bakan. Dedim ki dahilde işleme rejimiyle ilgili hususlarda biz dikkat etsek İşin önemli bir kısmını çözeriz dedim. Ben buradan açtım dedim size, komisyonda da söyledim. Dahilde işlemede öngörülen ithalatla taahhüt edilen ihracata bakıyoruz. Taahhüt edilen ithalatın ihracatı olanı ilk sayfası Denizli bir firma olması nedeniyle söyledim. %17 fevkalade bir oran dahilde işlemede. Ama ondan sonra sayfaya baktığımızda %95, %74, %36, %76, %96, %71, %51, %100 olarak gidiyor. Fevkalade yüksek bu oran. Şimdi
Bugün gelirken de dedim aynı şeyleri okumayayım. Danışmana dedim ki şunun bir alt sayfasının yüzdesini alın. Ne var? Yani ihraç ettiğiniz malda ithal girdi ne kadar? Emin olun Sayın Bakanım, orada da %93, %64, %56, %91, %47, %79, %80'lere varan önemli oranlar var. Yani bu rastgele seçilmiş bir örneklem. Bir diğer olay yatırımlarla ilgili söyledim. Biz burada yatırımlarla ilgili gerçekten bir araştırma, teşviklerin incelenmesiyle ilgili bir araştırma önergesi verdik. İktidar partisindeki arkadaşlarımız kayda değer buldular ama burada şu anda bunun önemli, acil olmadığını söylediler. Kaldı ki o önerinin görüşülmesi önemliydi. Neden önemliydi? İşte bu getirdiğiniz tasarılardan dolayı önemli olduğunu addettik biz zaten. Onlarla ilgili de belki birkaç şey söylemek istiyorum. Önergeyi reddettiniz. Şimdi bakın biz neler söylemiştik? Güvenli bir yatırım ortamı, güvenli bir ekonomi ve rasyonel teşvik sisteminin işlerliğini gerektirir. Haksız rekabetin adamına göre uygulamaların olmaması gerekir. Adam Türkiye'ye yatırım yaptı. Şöyle bir sıkıntısı varsa sizin bu yaptığınızın hiçbir anlamı yok. Eğer adamın işletmesini habire kapatıyorsanız, hukuken yürütmeyi durdurma alıyorsa, sizin bu yaptığınızın zaten onun dışarıya yansıması bu yaptığınızın bütün şeyini giderir, faydasını giderir. Haksız rekabetin adamına göre uygulamaların olmaması gerekir dedik. Oysa bizim yatırım teşvik sisteminin yatırımcılar arasında ayrım yapıyor Sayın Bakanım. Büyük yatırımcıyı küçüğünden ayırıyor. Stratejik yatırımcıyı büyük yatırımcıdan ayırıyor. Bölgesel teşviklerde neredeyse her gün değişiyor. Cazibe merkezleri ilan edildi 23 ilde. Önceleri 5. 6. bölgede olanlara ilave yapıldı. Serbest bölgeler 5. 6. bölge teşviği sağlandı. Bölgesel teşvik sisteminin hakikaten kimyası bozuldu. Bunların bir ele alınması lazım. Düzeltilmesi lazım. Sonuçta teşvik sistemi ne bölgesel ne de sektörel hedeflere ulaşılamadı. Katma değere yüksek sektörlere teşvik yönelmedi. Teşvik sistemi doğru bir teknik analiz, saha çalışması ve planlama yapılmadan sadece bir takım firmaların ihtiyaçlarına göre, taleplerine göre düzenlerseniz buradan netice almanız mümkün olmaz. Hatta zarar da verir. 2012 yılından bu yana yazboz tahtasına döndü bu sistem. Lütfen bunu Bakanlar Kurulu'nda bu dahilde işlemeyi, yatırım teşvik sistemini gündeme taşıyın. Öncelikle ele alınması gereken hususlar. Özellikle son yıllarda bu sık sık değişiklikler teşvik sisteminde veya ilaveler, torba yasalara ilave istisnalar getirilmekle sistem daha da karmaşık hale geliyor. İş alemi bunları takip etmekte güçlük çekiyor. Özel insanları istihdam ediyorlar. Sonuçta birbiri ardına getirilen değişikliklerin farklı yatırım teşvik rejimleri çerçevesinde sağlanan destek unsurlarının etkisizleştirilmesi söz konusu. Mevcut yatırım teşvik sisteminin ülkemizin katma değeri daha yüksek üretimi artıracak ve yabancı girdi bağımlılığını azaltacak bir netice doğurmadığı şimdiye kadar olandan görüyoruz. Üretim ve ihracatımızın teknolojinin yapısını değiştirecek nitelikte yatırımlarda herhangi bir artış sağlamadı. Bu yönüyle sistemin ülke ekonomisinin ihtiyaçlarına ve teşvik sisteminin amaçlarına hizmet etmediği görülmektedir. Dolayısıyla üretimin ithalata bağımlılığı, yabancı ara malı kullanımı ve ithalatı hızla yükselmeye devam ediyor. 2017 yılında ara malı ithalatı maalesef daha önce de beyan ettim, toplam ihracatı açıyor. Şimdi Sayın Bakanım ben bir şey daha söyleyeceğim. Ondan sonra konuşmam bitiyor. Burada hakikaten bunları bir toplulaştırıp incelememiz lazım. İncelemeden bu işin içinden çıkamayız. Ben data takip edemiyorum. Filanca bakanlığın, falanca bakanlığın. Bu yatırımları konuştum, Ocak-Kasım vardı. Yıl sonunu bulurum, bakın çocuklar dedim. Ocak-Kasım'da kalkmış. Şimdi başka hususlarda aynı şekilde. Yıllık program çıkarıyor Kalkınma Bakanlığı.
şu kadar olurdu, bilgi ihtiyacımızı giderirdi. Şimdi şu kadar şey kalmadı. Dolayısıyla bu insanlar bilgi ihtiyacını nereden tedarik edecek?